Lider Haber ekranlarından merhabalar efendim. Turuncu koltuğa hoş geldiniz. Efendim bugün itibariyle Lider Haber artık Dijitürk 51. kanalda. Bugünden itibaren Dijitürk 51. kanaldan yayınlarımızı takip edebilirsiniz. TürkSat'ta ve D-Smart'ta zaten yayınlarımız devam ediyor. Dijitürk'te bir yer değişikliğimiz oldu ve şu anda 51. kanaldayız. Bizi 51. kanaldan takip edebilirsiniz. Efendim biz her zaman Turuncu Koltuk'ta Antalya'nın hatta Türkiye'nin gündemini belirleyecek konuklarla karşınızda oluyoruz. Bugün yine çok değişik bir iki konuğum var. Bir değil iki konuğum var. Her zaman tek konukla karşınızda oluyordum fakat bugün iki tane konuğum var. Efendim Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk ve girişimci küçük sanayici Zafer Özkan. Girişimci küçük sanayici diyorum ama az sonra konuyu açtığımız zaman ne kadar büyük bir sanayici olduğunu siz de göreceksiniz efendim. Sayın Öztürk hoş geldiniz. Hoş Özkan siz de hoş geldiniz. Sayın Başkan, Akdeniz Sanayi Sitesi dediğimiz zaman herkesin aklına yani küçük bir tamirciler, oto tamirciler sanayi sitesi falan gelir. Oysa ki Akdeniz bölgesindeki en büyük sanayi sitelerinden bir tanesiyiz bildiğim kadarıyla. Burada neler yapıyoruz? Kaç esnafımız var? Bize bir anlatabilir misiniz? Öncelikle bizi bugün misafir ettiğiniz için Turuncu Koltuk'a Akdeniz Sanayi Sitesi esnaflarımız adına teşekkür ediyorum. Akdeniz Sanayi Sitemiz 1975 yılında kurulmuş. 1984 yılında temeller atılıyor. 1996 yılında da hizmete açılıyor. Yaklaşık 2500 iş yeri, 15 bine yakın çalışanımızla bölgemizin en büyük sanayi sitelerinden bir tanesi. Akdeniz Sanayi Sitemizde başlıca meslek dalları, otomotiv, makina, mobilya ve çeşitli işlerden oluşmakta. Yani bunun yanında çok farklı meslek gruplarıyla da hem Antalya'mıza hem de ülkemize hizmet etmek. Kaç esnaf, kaç çalışan var demiştiniz? 2500'ün üzerinde esnafımız var. Hatta yeni ilave yapacağımız yer dükkanlarla birlikte 2700'e yakın bir esnafımız olacak. Ve 15 bine yakın da çalışanımız var. Yani bunun içerisinde. İlaveyi yaptığımız zaman? İlaveyi yaptığımızda orada da bir 2000'e yakın bir çalışanımız olması hedefleniyor. Esnaf ve çalışanımız. Onunla birlikte 17 bine yakın hem esnaf, çalışan, kalfa, çırak yani bir büyük bir iş alanı. Yani çalışanlarla işverenleri topladığımız zaman yaklaşık 20 bin civarında. Evet, evet. Yani bir şimdi ülkemizdeki ilçeleri baz alırsak Antalya'nın küçük ilçelerini işte 6 bin, 7 bin, 8 bin, 10 bin nüfuslu ilçeler ülkemizde biliyorsunuz birçok yerlerde çok. Yani aşağı yukarı orta ölçekli bir ilçe kadar bir çalışan nüfusumuz var. Şimdi hani bu programı açarken de söyledik ki herkes oto tamirciler sanayi sitesi olarak falan evet. Bilir. Hep genelde öyle görürler ama aslında bu küçük orta ölçekli sanayilerde çok değişik işler de yapılır. Evet. Baktığımız zaman ihracata yönelik çok çalışma yapan evet. Firmalar da var herhalde. Evet. Şöyle İbrahim Bey biliyorsunuz bir işin önce küçüklüğünü bizim sanayi sitelerinde başlanıyor. Mesela önce küçük bir atölye kuruyorsunuz. Hayalinizi küçük küçük sonra büyüterek orta ölçek, uzun ölçek diye ayırıyorsunuz. Bugün özellikle bizim Akdeniz Sanayi, Eski Sanayi, diğer küçük sanayi sitelerinde birçok girişimci esnaflarımız işlerini büyüterek fabrika sahibi oluyorlar. Bugün Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 60'a 70'e yakın fabrika sahibi girişimcimiz bizim sanayi sitelerinden yetişen esnaflarımız aslında bir nevi oranın üretim merkezi gibi çalışıyoruz. Yani her yıl bizim sanayi sitesinden 5 veya 6 tane esnafımız organize sanayi sitesine
işini büyüterek fabrikalarını kuruyor ve daha büyük imkanlarda çalışma olanağına sahip oluyor. Peki şimdi organize sanayiye giden esnaflarımız dediniz ama burada ihracat yapan hangi Akdeniz sanayi sistemimizde neler yapıyorlar yani, evet, bu ihracata yani yönelik? Şimdi hemen yanımızda bulunan girişimci yine esnaflarımızdan gerçekten bizim sanayimizin gururu, Antalya'mızın gururu, ülkemizin gurur verecek firmalarından bir tanesi Özkanlar Silah Sanayi. Şimdi bu firmamız işte Çağdır'ın Bayır, yani Burdur Çağdır Bayır kasabasında aile şirketinden Akdeniz Sanayi Sitesi'ne geliyor. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde küçük üniversal tezgahlardan şimdi CNC tezgahlarla dünyanın en gelişmiş ülkelerine, işte Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, işte Rusya, Fransa gibi ülkelere buradan silah üreterek o ülkelere ihraç ediyoruz. Yani gerçekten ben her zaman buraya gelen misafirlerimizi, milletvekillerimizi, valimizi, bakanımızı, diğer sivil toplum kuruluşları başkanlarımızı da esnaflarımızın, yani girişimci esnaflarımızın oraya ziyaret ederek bu işletmeyle tanışmalarını, bu işletmen ne kadar kıymetli bir üretim yapıp dünya pazarlarına sattığını onlarla anlatarak onlara da gösteriyoruz. Gerçekten gurur verecek bir olay. Devletimizin bu tür işletmeleri, bizlerin bu tür işletmeleri çok iyi bir şekilde desteklememiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. Bir şey daha söylemiştiniz. Biraz yayından önceki sohbetimizde dediniz ki işte herkesin sahillerde gördüğü o teknelerin asılıp götürdüğü paraşütler, onlara evet, onların imalatını yapıyoruz. Evet, evet. Bizim benim daha önce uzun yıllar, 15 yıl ben de tekne parçaları üretimi üzerine çalıştım. Burada Antalya Setur Marina'da bir 14 yıl tekne parçaları imalatı yaptım. Aynı zamanda 1988-95-2000'e kadar yine bu paraşüt teknelerinin sistemlerinin imalatını yaptım. Şimdi Akdeniz Sanayi Sitemizde yine Fransa, İspanya, İtalya'ya bu paraşüt tekneleri sistemlerini üretip ihracat eden esnafımız var. Yine geçen mobilyacılar bölümünde bir esnaflarımızı ziyaret ederken hem onlarla işleri nasıl, bu üretimler nereye yapıyorlar, işte Antalya veya İstanbul, Ankara gibi, bir tane esnafımız dedi ki bu mobilya takımlarının parçalarını işte Amerika'daki bir iş almışlar, oraya ihracat yapıyorlar, oradaki işi yapıyorlar. Buna da ben çok sevindim. Hatta dedim ki esnaflarımıza, yine bizlik bir şey olursa nedir, devletin kurumlarında, diğer alanlarda aksayan bir işiniz olur, bir desteğe ihtiyacınız olur, biz de başkanlık olarak devletimizin buradaki başta valimiz olmak üzere kurum yetkilileriyle devreye girerek bunların sorunlarının çözümüne katkılar sunarız dedim. Bu konuda biz zaten, ama kardeşim Gilin Özkanlar tüfek sanayine, ama diğer esnaflarımıza sanayi sitesi yönetimi olarak elimizden gelen tüm bize düşen katkı ve destekleri sağlıyoruz. Tıkandıkları yerde olursa da biz devreye girerek onların sorunlarının çözülmesine katkı ve destek sunuyoruz. İsterseniz hazır ihracat açılmışken, Özkanlar Silah Sanayi'ne böyle atıfta bulunmuşken, isterseniz biz Zafer Bey'le biraz bir sohbet edelim. Ondan sonra size tekrar dönelim. Çünkü sizinle konuşacağımız başka hakikaten çok önemli konular var. Sadece Antalya'yı, Akdeniz'i değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren konular var. Oralarda da yine sizinle sohbetimize devam edeceğiz. Evet Zafer Bey, şimdi Oto Tamirciler Sanayi Sitesi'nin içerisinde bir işletmede herkesin, aslında birçok kişinin bilmediği ama sizin orada büyük işler başardığınız küçük orta ölçekli bir sanayi tesisimiz var. Evet. Gerçi dededen toruna devam eden bir sisteminiz var ama
Bize bir anlatabilir misin? Ne yapıyorsunuz orada? Neler üretiyorsunuz? Ne zaman başladınız? Nerede yaptığınız bu işi de nereye geldiniz? Bize bir başlangıcını anlatırsanız en azından herkes, bütün seyircilerimiz de bir bilgilenmiş olur. Evet. Öncelikle firmamız adına teşekkür ederiz davetinizden dolayı. 1960'lı yıllarda rahmetli amcam askere gidiyor. Askerde silahı görüyor, çalışma sistemini görüyor ve sivil hayata geldiğinde silah yapmaya başlıyorlar. Tabii amcamın yanında babalarımın amcası. Babalarımız da tabii yanlarında çırak olarak başlıyorlar 60'lı yıllarda. 70'li yıllara kadar tabanca yapmışlar. 70'li yıllarda tabanca yaptıktan sonra 80'li yıllara kadar tek tüfek ve çifte imalatına başlamışlar tabancadan sonra. 80 yılında artık resmi silah üretmek için İçişleri Bakanlığı'ndan ruhsata başvuruyorlar. Ruhsattan alıp ve resmi silah imalatına başlıyorlar. Tabancadan sonra tek kırma, çifte ve pozeye başlıyorlar. 1990-2000'li yıllara kadar çifte poze imalatımız vardı. 90 yılından sonra otomatik gündeme geldi. Çok aşırı bir talep vardı 90 yılından sonra otomatiğe. Otomatik gövdeleri yapmaya başladık. Şu gördüğünüz şu gövdeler. Türkiye'deki bütün silah sektörünün gövdelerini de biz yaptık. Artık otomatik de kendimiz yapmak istedik. Otomatik de çalışmalarına başladık. Yapmak istedik. 2000'li yıllardan sonra 2004'te Akdeniz Sanayi Sitesi Antalya'ya taşınmaya karar verdik. Taşınma sebebimiz de artık üniversite tezgahlardan kurtulup daha modern tezgahlara, CNC tezgahlara çalışmaya başlayalım dedik. Hem daha seri üretim, hem daha düzgün parça, hassas parça yapmaya başladık. 2004'te Akdeniz Sanayi Sitesi'ne taşındık. Başkanımız da sağ olsun bütün desteklerini bize sundu. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler, sağ olsunlar. 2004'te taşındıktan sonra artık üniversite tezgahları bıraktık, CNC tezgahlara döndük. Ve otomatik silahımızı yapmaya başladık. İş piyasada silahlarımız zaten bir ismimiz vardı. Özkan olarak biz yıllardır çifti poze yapmıştık. Türkiye'de bir ismimiz vardı. Otomatik silahımızı yaptığımızda da Türkiye'ye girişimiz çok zor olmadı. İsmimiz olduğu için. Kaliteli silahları yapınca da Türkiye şartlarında çok kaliteli silah yaptık ve piyasaya girdik. 2004'ten sonra 2023'e kadar full time şu anda otomatik silah üretmeye devam ediyoruz. Teknolojik CNC tezgahlarımızı çoğalttık. Eleman sayısımızı çoğalttık. Kaç kişi çalışıyorsunuz? 20 çalışanımız var. Biz 4 kardeşiz. Bir benim kardeşim var. 2 amca çocukları. 4 ortak beraber çalışıyoruz. 4 kardeşiz. Çalışan 20 tane de elemanımız var. Onlarla beraber silahlarımızı üretiyoruz. 8 ülkeye ihracatımız var şu anda. Yoğunluk Amerika, Avustralya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa, İngiltere, Norveç, Kanada. Buralara da silahlarımızı gönderdik. Başka ülkelerde şu anda numune çalışmalarımız başladı. Numune silahlarımızı gönderdik. Bu şekilde üretimimiz son gaz devam ediyor. Ya şimdi ben çok merak ediyorum. Hani sizin içinizde kardeşleriniz var ama içinizde hiç mühendis olan var mı bu konularda? Mühendisimiz yok. Biz ilkokuldan sonra babalarımızın yanında çırak olarak başladık. Baba mesleği. Silahlarımızın tasarımları hiçbir destek almadan kendimiz tasarladık. Şu gördüğümüz tasarımları, şu silahımız... Bir gösterebilir misiniz bunu? Tabii. Şu silahımız en son modelimiz. Bütün tasarımlarını kendimiz yapıyoruz biz. Biz bilgisayarın ufak tefek çizimler yaptıktan sonra tezgahın başına iniyoruz. Yapıyoruz şurayı. Hoşumuza gitmiyor, değiştiriyoruz. Burayı yapıyoruz, hoşumuza gitmiyor, değiştiriyoruz derken tasarımını en güzel şekilde nasıl olacaksa yapıyoruz. Piyasaya sürüyoruz. Şu silahımız, bu silahımız Türkiye'de hiç kimsede yok şu anda. Bu silah bizim kendi tasarımımız. Tamamen kendi tasarımımız. Her şeyle kendi tasarımımız. Çalışma sistemleri aynı ama görsellikleri farklı. Bu silahımızın bütün tasarımlarını kendimiz yaptık ve patentleri, görsel patentleri, iş patentleri, her şeyini aldık biz bunları. Şu anda Türkiye'de sadece bizde var bu silah. Sadece biz yaptık ve tasarımını da her şeyiyle kendimiz yaptık. Ya mesela bir tüfeği tasarlamaya başladınız.
Yani bir yere mi bakıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Nerede? Şimdi bunu çizerken gözünüzün önünde yani bir teknik eleman olmak lazım ki hani en azından bir hani makine ressamlığı bölümü mezunu falan olmak lazım endüstri meslek sesinde. Hiç yok. Biz yıllardır baba mesleği olduğu için çifte poze yaptık. Yıllardır aşağı 2 milyona yakın şu gövdelerden işledik. Türkiye'de tüm silah sektörünün gövdelerini de yedek parçasını yaptık, silahımızı da yaptık. Her şeyi hiçbir yerden kopya almadık. Yapıyoruz. Köşelerine bakıyoruz, sağına soluna bakıyoruz, üstlerine bakıyoruz. Hoşumuza nasıl giderse o şekilde tasarlıyoruz kendimiz, makinenin başına iniyoruz. Yapıyoruz, olmuyor, yapıyoruz, oluyor derken güzel bir silah çıkardık ortaya. Bu silahımız Türkiye'de kimsede yok şu anda, sadece bizde var ve patentli bir silahımız. Özelliği ne bunun? Özelliği şu namlu, üst kapak, mekanizma üçü bir yerde çalışıyor. Bu silahımız düşük gramajlarda çok seri çalışıyor. Çok rahat çalışıyor ve estetiği kibar bir tüfek yapıldı. Silahımız çalışma sistemi aynı ama görsel farklılık var. Mekanizma kapak, namlu, üç bir yerde çalışıyor. Sadece şu silahımızda mekanizma gövdede çalışıyor. Namlu ile üst kapağımız beraber mekanizma gövde. İki ayrı. Bu üçü bir yerde, bunun ikisi bir arada. Bu şekilde tasarımlarımızı yapıyoruz. Şu anda ihracatlarımız da çok güzel, satışlarımız. Gönderdiğimiz ülkelerde de hep teşekkürleri aldık. Silahlarımız gerçekten beğenildi. Bu şekilde üretimimize devam ediyoruz. Yılda kaç tane üretiyorsunuz? Yılda 25 bin kapasitemiz var. Aylık 2 bin kapasitemiz var. Yıllık 25 bin silah üretiyoruz şu anda. En çok hangi ülkeye gönderiyoruz? Şu an en çok Avustralya ve Amerika'ya gönderdim. Bizim ilk pazarımız Rusya. Rusya'ya da çok silah gönderdim. Ukrayna'ya da çok silah gönderdim. Ama şu anda ağırlık Amerika'yla Avustralya. Günlük 100 silah üretme kapasiteniz olduğunu... Var. Günlük 100 silahı bitirme kapasitem var. Çok seri çalışırsak günlük 100 tane silahı bitiriyoruz. Teknik ekip de tam evet, olursa. Evet. Ama ekibimiz... Ya diyor. Şimdi bu işin metal aksamını kendiniz üretiyorsunuz. Evet, her şeyini ben şu anda silahımın... Peki kundağını, dipçiğini? Sadece ahşap kısmını dışarıda ve namlu delmesini dışarıda yaptırıyorum. Diğer parçaların hepsini kendim yapıyorum. Kendi bünyemde yapıyorum. 10 tane CNC tezgah var. Onlar da %90'ını kendim yapıyorum parçalarını. Sadece ahşap ve namlunun malzemesini kendim alıyorum. İthal geliyor çeliği. Yerli çelik kullanmıyoruz. Çünkü ateşli silah en önemli namlu. Peki şimdi bu av tüfeğinden başladınız. Evet. Av tüfeğinin dışında imkanınızı biraz daha artırdığınız zaman hedefiniz Türk ordusuna silah üretmek olur mu? Bizim zaten tabanca ustalığından geldiğimiz için biz artık yerli silahlarını da yapmak istiyoruz. İnşallah organizeye çıkarsak test güvenlik belgelerimizi alınca İvli silaha da başlamayı düşünüyoruz. Zaten bizim tabanımız silah tabancadan geliyor. Bir yabancılık çekmeyeceğiz. Onun için İvli silahımızı yapmayı düşünüyoruz. İnşallah yapacağız. Sevgili seyirciler, şimdi gördünüz. Sevgili Zafer Özkan'ın anlattıklarını hep beraber dinledik. Ben ağzımı açık olarak takip ettim. Niye biliyor musunuz? Bakın, şimdi şöyle bir makarayı geriye salalım. Filmi geriye alalım şöyle. Türk milletin İstiklal Harbi'nden, İstiklal Savaşı'ndan nasıl zaferle çıktığını şimdi Zafer Özkan'ın anlattıklarından herhalde anlamışızdır. Türk milletinin yüksekokul bile olmadan, üniversiteyi okumadan sadece kendi pratik zekasıyla nasıl işler becerebildiğini, nasıl işler üretebildiğini aslında bugün ekranlarınıza taşımış oluyoruz. Küçük sanayi deyip geçmeyin. Küçük sanayide büyük işler yapılıyor. İşte Zafer Özkan. Bakın Türkiye'de bir tek kendilerinin ürettiği bir tüfek var. Yani av tüfeği ama bugün dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. Yani dünyanın dört bir tarafındaki avcıların elinde bu tüfeği görebilirsiniz. Aslında işte bizim insanımızın ne kadar becerikli olduğunu, bizim insanımızın İHA'yı SİHA'yı bunun yanında denizlerimizdeki insansız deniz araçlarını
özellikle Şahin Göz tüfeklerini nasıl ürettiğini aslında burada anlamamız lazım. Yeter ki bize imkan verilsin. İşte Zafer Bey'in söylediği aslında çok önemli. Organize sanayinden bize bir yer tahsis yapılırsa biz Türk ordusu için artık yivli silahlar üretmek istiyoruz. Özel tasarım silahları üretmek istiyoruz diyor. Sanırım bu mesajı da bazı yerler almıştır. Diyelim ve hemen biz Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Sayın Mehmet Öztürk'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Zafer Bey'e tekrar geleceğiz. Sohbetimizde çünkü daha soracağımız konular var. Şimdi Sayın Başkan, sanayi hisselerinin, sanayicinin en büyük sıkıntısı eleman. Nedir bu konuda sizin sıkıntınız? Özellikle çünkü küçük sanayilerde daha büyük bir sıkıntı var bu konuda. Şimdi yani sanayi sitelerinde eskiden çıraklıktan çocuklar gelir, yetişir. Ondan sonra da iş yeri açar ve işlerini büyütürlerdi. Ama son 25-30 yıldır eğitimin Türkiye'de meslek liselerinin daha yoğun bir şekilde devreye girmesiyle birlikte Türkiye aslında bir evrim geçirdi. Daha önce Türkiye'de köy nüfusu %70, %80, şehir nüfusu %20'lerdeydi. Ama şimdi köylerde %20, şehirlerde %80'e yakın bir nüfus oldu. Özellikle 1985'lerden sonra da Türkiye hızla bir kentleşmeyle birlikte sanayileşme başladı. Sanayileşme başlayınca bununla birlikte buradaki çalışacak hem organize sanayi siteleri hem küçük sanayi siteleri başladı. Buradaki çalışacak teknik personel yetiştirme ile ilgili ülkemizde aslında çok başarılı çalışmalar bugüne kadar yapamadı. Burada ama devlet politikaları, ama işletmeler, sivil toplum örgütleri, herkese görevler düşüyordu. Türkiye bu yönde bir 20-30 yıl aslında kayıp bir yıl yaşadı. Meslek liselerini devreye soktu ama meslek liselerinde de yeterince başarıları elde edemedi. Devletimiz bu yönde yoğun bir çalışmalar yapıyor. Bu teknik insanların yetişmesiyle ilgili. Bugün Türkiye neresine giderseniz gidin, bunu Antalya başta olmak üzere, işte Konya'ya gidin, İstanbul'a, Kayseri, Türkiye'nin tüm şehirlerinde hem küçük sanayi sitelerine hem organize sanayi sitelerine korkunç derecede nitelikli eleman ihtiyacı var ve yok. Yani sanayicilerimiz bu yönde gerçekten çok büyük bir sıkıntı çekiyorlar. Türkiye'de meslek liseleri var ama meslek liselerindeki bu gençlerimizin eğitimini yeterince sağlayamadık. Sağlayamıyoruz. Hala da meslek liseleriyle ilgili ülkemizde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Devlet bununla ilgili birçok düzenlemeler şimdi yapıyor. Yeni çıraklık okulu ve çıraklık yasası ona da devreye giriyor şimdi, sanırım. Son yıllarda özellikle çıraklık yasası ile ilgili aslında 1983'lerde, 84'lerde çıraklık yasası ülkede devreye girdi. O dönemlerde işte 3 yıllık, 4 yıllık okullara giden, çıraklık okullarına giden bir ustalık belgeleri verdiler. Fakat ustalık belgelerinin bir karşılığı olmadı. Sonra daha sonra yine bakanlıklar, hükümetler 12 yıllık bir eğitimi devreye soktular. Bir 12 yıllık eğitimi devreye soktuklarında aslında ülkenin gerçeklerini, ülkedeki Türkiye gerçeklerine göre bir sistem değildi. Bu sefer meslek liseleri ve bu çıraklık tamamen o dönemde çok büyük bir darbe yedi. Mesela işverenlerin çok büyük çığlıkları, sivil toplum örgütlerinin, işte organize sanayideki fabrikaların çığlıklarını bakanlık, devlet duyarak o sistemden vazgeçti. Şimdi 4+4+ bir sistem getirdi. Bunda da işte orta öğretimi bitiren çocuklar çıraklığa ve meslek liselerine yönlendirmeler başladı. Bu sistem sayesinde bir nefes aldı. Ama yine aileler çocuklarını çıraklığa göndermiyorlardı. Çünkü artık bir lise mezunu olmasını istiyorlardı çocuklar. Bu yönde de meslek liselerine gönderiyorlar. Fakat meslek liselerinde de çocuklar mesleği öğrenemiyor. Çünkü birinci sınıf genel bir okuyordu. İkinci sınıf staj yok. Üçte yok. Sadece dördüncü sınıfta
bir 6 aylık stajla çocuğun bir mesleği öğrenmesi mümkün değil. Okulların birçoğunda atölyeler yok. Ekipmanlar yok. Teknik öğretmen eksiklikleri var. Bir sefer burada da bayağı bir patenaj ülke olarak bir yoğun bir sıkıntılı süreçler yaşadık. Son 3 yıl önce devlet aslında Türkiye'de devrim niteliğinde çıraklıkla ilgili bir yasayı devreye soktu. Bizlerin de talepleri buydu. Çıraklığı cazip hale getirmek için bunun bir esprisi olması gerekiyor. Çocuğun buraya ailelerin ve çocukların yönlenmesi için. Çıraklık okullarında giden çocuklara lise diploması hakkı getirdi. Bu aslında gerçekten Türkiye'de biz sanayicilerin ve diğer birçok çırak ihtiyacı, yani temelden çırak gelecek yerlerin büyük beklediği bir karardı. Bununla birlikte çıraklara bir ücret ödemesi, devletin bir katkı vermesini sağlandı. Çırakların sigortası olması sağlandı. Şimdi bu düzenlemeden sonra bir de tanıtımları bunların ailelere, çıraklara yapılınca son 1-2 yıldır sanayi sitelerine, özellikle devletin, bakanlığın, şu andaki Milli Eğitim Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanı vasıtasıyla illerde valilerimizin, il Milli Eğitim Müdürlerinin bunları halka tanıtması, okullarda tanıtılmasıyla birlikte aslında çıraklığa büyük bir yönelim başladı. Örnek veriyorum, geçen Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in açıklamalarına gördüm. Daha önce Türkiye'de 200 bin olan çırak sayısı şu an 500 binlere çıktığını, hedeflerinin Türkiye'de çırak sayısını 1 milyona çıkarmak olduğunu bahsettiler. Gerçekten Antalya'da da bunun hızla meyvelerini, şeylerini, faydalarını görmeye başladık. Ben bu 1-2 yıllık bu çıraklıktaki rahatlamanın, çıraklığa gelen talebin ancak 3-5 sene sonra faydalarının görülmeye, çünkü bugün başlayan çırak ancak 5 sene sonra kalkolusta olabilecek. Ben buradan sizin vasıtanızla ailelere de, bizleri izleyenlere seslenmek istiyorum. Bugün devletimiz artık çıraklık okullarına giden herhangi bir ustanın yanına gidip, ustalık belgesi olan bir ustanın yanına gidip oradan çıraklık okuluna giden öğrenciye lise diploması hakkı getirdi. Bu çocuk 4 yılı bitirince buna lise diploması veriliyor. Aynı zamanda bir 4 yıl çıraklık okuluna gidiyor. 1. 2. ve 3. sınıfta asgari ücretin 3'te 1'ini işverenin hesabına yatırıyor. İşveren de çırağın hesabına yatırıyor. 4. sınıfta da asgari ücretin %50'si çırağın hesabına devletimiz bir katkı sunuyor. 4 yıl boyunca devlet tarafından sigortası karşılanıyor. Ve bu çocuk 3. sınıfta kalfalık belgesi, 4. sınıfta hem ustalık belgesini ve hem de lise diplomasını alıyor. Ve hem de çalışmış olduğu iş yerinde de mesleğini öğreniyor. Ve askerden sonra da, ama imkan olursa iş yeri açabiliyor. İmkan olmasa da herhangi bir yerde altın bileziği koluna takarak çalışabiliyor. Ben ailelerimizin buradan çocuklarını özellikle mesleklere yönlendirmelerini, hangi mesleğe olursa olsun yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bizlere de başvurduklarında, bizler de mesela bu yıl içerisinde biz de sağda solda hem medya vasıtasıyla hem de gittiğimizlerde muhtarlar vasıtasıyla, yine okul, milli eğitim vasıtasıyla duyurular yapıyoruz. Bu yıl içerisinde bize 50'ye yakın çırak aile başvurdu. Şimdi çırak diyoruz ama mesleki eğitim merkezi olarak geçiyor mesleki aslında. Mesleki eğitim merkezi de halkımızın... Eski adı çıraklık eğitim işte, merkezi. Yeni adı mesleki eğitim merkezi oldu. Halkımızın anladığı devamlı sık mesleki eğitim olunca bunlar kısa vadeli kurslar gibi falan algılıyorlar. O anlamda söylüyorum. Bize 50'ye yakın çırak bize başvurdu. Bunları tamirci, tornacı, ondan sonra kaporta, boya, elektrik gibi mesleklere oradaki ustalarımızın yanına yerleştirdik ve oradan da okullara kayıtları yapıldı. Şimdi de mesleklerini öğreniyorlar. Bundan da çok mutluyuz. Aslında Antalya bu konuda Türkiye'de öncü sanayi sitelerinden bir tanesi. Herhalde birçok sanayi sitesinde çırakların ve mesleki eğitim alan gençlerin kalacağı bir yatılı yurt yok.
Evet, evet. Bir tek herhalde Antalya'da var şu anda. Şimdi evet, Türkiye'de gerçekten örnek olacak bir projeyi bundan 10 yıl önce Antalya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte hayata geçirdik. Türkiye'nin ilk yatılı çıraklık yurdunu hayata geçirdik. Buradaki bu projeyi hayata geçirmemizin ana nedeni çevre ilçelerden, ilden gelip sanayimizde çalışacak fakat kalacak yeri olmayan çocuklarımızın burada konaklamasını, yeme içmesini ücretsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ücretsiz karşılıyoruz. 100 yataklı bir yurdumuz. Şimdi bir dönem tabii ülkede ev kiralar ucuzdu. Ondan sonra kalacak yer sorunları yoktu. Ama şu birkaç yıldır özellikle kiraların artmasıyla birlikte gelen çocukların mutlaka bir barınma köyden, kırsaldan veya başka şehirlerden Antalya'ya gelip de sanayimizi tercih edecek kalacak yer sıkıntısı yaşayan çocuklarımızı ücretsiz olarak yurdumuzda konaklamasını sağlatıyoruz. Onların yeme içmesini ücretsiz karşılıyoruz. İmkanı olmayanların da hatta diğer ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Gene yurt görevlerimiz onların çamaşırlarını yıkıyor, ütülüyor ve çıraklarımıza veriyorlar. Yine sabah kahvaltıları yurdumuzda ücretsiz. Öğlen de iş yerlerinde yine çalıştıkları iş yerlerinde yiyorlar. Akşam da yine yurda geldiklerinde duşlarını alıp işte odalarına geçince yemekhanede de yemekleri ücretsiz olarak veriliyor. Bu projemizde gerçekten gurur verecek bir proje. Ben yine sizin vasıtanızla yani bizim sanayi sitelerimizde çalışacak, ustalarımızın yanında çalışacak veya çalışan, şu anda çalışıp da kalacak yer sorunu yaşayan tüm çıraklarımızı Akdeniz Sanayi Sitemize, bizlere veya bizim yatılı çıraklık yurdumuza başvurarak bu bizim sağladığımız Antalya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çıraklarımıza sağladığımız bu imkandan yararlanmasını her zaman bekliyorum. Ya ben küçükten sanayiciliğe başlayacağım ama yerim yurdum yok diyen her insana kapınız açık o zaman. Hepsine açık. Yeter ki bize aileler de başvuruyorlar. Artık şurada şimdi işsizlik çoğaldı bazı alanlarda. Biraz sonra gerçi geleceğiz. Çünkü tüm çocuklar üniversite okuyorlar. 2 yıllık, 4 yıllık. Şu anda ben geçen Kepez Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Önümde 7000'e yakın iş başvurusu vardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaretimde 12.000 mi 14.000 iş başvurusu belediyelerde. Bir taraftan da siz eleman arıyorsunuz. Biz bir taraftan de, da oralarda başvurular var. Aynen İbrahim Bey. Biz de eleman arıyoruz. Bugün organize sanayi sitesindeki fabrikalar ara ara oradaki abilerimizi ziyaret ediyoruz. Oradaki ziyaretlerimizde fabrikaların tamamı eleman arıyor. Ama işte masa başı büro eleman değil de bizzat makinalarda çalışacak, orada üretimin diğer imalatların başında olacak teknik elemanlar arıyor. Aslında bu ülkenin beyin takımı kadar insan gücüne de ihtiyacı var. Özellikle ara eleman dediğimiz, evet, teknik eleman dediğimiz sanayilerde, fabrikalarda mutlaka o makinaları çalıştıracak elemanlar da lazım. Evet. Antalya'da teknik eleman çok sıkıntı. Şimdi buna geleceğim ben de. İbrahim Bey, bir de ben meslek liseler hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz. Tabii buyurun. Bu meslek liselerinde ben 50'ye geçik stajyer eleman çıkardım. Üniversite mezunları, makine mühendisleri, ona yakın makine mühendisi stajyer gördü. İnanın çocuklar hiçbir şey bilmiyor. Mühendisler de bir şey biliyor. Meslek lisesindeki çocuklar da hiçbir şey bilmiyor. Biraz önce ölçü aletlerinin hiçbirini kullanamıyorlar. Evet. Makinenin inan açıp kapatmasını bilmiyorlar. Program yazmasını kesinlikle bilmiyorlar. Yoruş eden mi kaynaklanıyor? Şimdi okulda teorik eğitim onu görüyorlar. Onu anlatmak isteyeceğim ben size. Meslek lisede okullarında ve şimdi üniversitelerde artık CNC tezgahlar olmalı. Atölyeler açılmalı. Birebir uygulamalı dersler verilmeli. Çocuklar okulu bitirip de hiçbir şey de anlamıyor. Makineyi çalıştırmayı kesinlikle bilmiyorlar. Bilgisayar üzerinde iyiler ama aşağı makineye indiği zaman, atölyeye indiği zaman sıfırlar. Ölçü aletlerini dahi ölçmesini bilmiyorlar yani. Meslek liselerindeki dönüşümü yapamadığımız atölye, yani şu anda siyasi tezgahlar korunması lazım meslek liselerinde. Birebir uygulamalı dersler verilmeli makinenin başında. Aynen. Akdeniz, hani
antrenmanda çok iyiyiz ama sahaya çıkınca maalesef. Çok kötü maalesef. Ölçü aletlerini ölçemiyorlar. Teorikte iyiyiz ama pratiğe geldiğimiz zaman pratikte aslında çok güzel yani pratik zekası olan gençlerimiz var ama onu o dönüşümü yansıtamıyoruz. Yansıtamıyoruz maalesef. Dönüşümü yapamadık. Aslında ülkede bu demiştim ya bir 20 yıl şu andaki kalıpçı lazım, boyacı lazım, sıvacı lazım, fayansçı lazım, garson lazım yok. Lokantaya gidiyorsunuz, garsona ihtiyacım var diyor. Bir müteahhide gidiyorsun, benim diye sıvacıyı bulamıyorum. Bu insanlar nereye gitti? Ben de onu anladım. Bana tornacı lazım, CNC'ci lazım. Bir yıldır adam arıyorum, kesinlikle adam bulamıyorum. Evet. Yani onu soracağım. Şimdi şu anda 20 personel civarında personele silah üretimi yapıyorsunuz ki rakamlara bakıyorum, elimdeki rakamlara. Yılda yaklaşık 36 bin civarında tüfek imal ediyoruz. Evet, 25 bin 30 bin civarında. Yani bunun %90'ını da ihraç ediyorsunuz. Evet, ihraç ediyoruz. %10'u ülke içinde kalıyor. Türkiye'de iş piyasaya dağıtıyorum. Peki, siz bunları üretirken herhalde bütün elemanların 20 elemanda 20'si de 20 yıldır çalışmıyordu. Yok, yok. İnanın, şimdi alttan gelen personeli nasıl buluyorsunuz? Alttan gelen personelimiz yok zaten. Şu anda bulduğum personeller hiç bu işlerle alakası yok. Bizim bu silahlarımızı yaparken e-işçiliği kesinlikle yok. Makineden çıkıyor. Sıfır çıktığı için makineden. Montaj yaptığı için çocuklara 3 gün 5 gün gösterdiğimiz zaman yavaş yavaş montaja alıştırıyoruz. Bu silahta e-işi ve tesviye işi yok kesinlikle. Alıyor parçayı takıyor. Şu anda Antalya'da kesinlikle bu sektörden zaten eleman bulma şansımız yok ama vasıfsız eleman da bulamıyorum. Şu anda eleman almam lazım. Makinelerde çalıştıracak adam bulamıyorum. Silah montajında çalıştıracak adam bulamıyorum. Yani yeni nesilden sanayiye yönelen hiçbir tane gencimiz yok maalesef. Aradığınız elemandaki özellik, nitelik ne mesela? Şu anda hiçbir özellik aramıyorum. Yeter ki çalışmak istesin. Ben bir şekilde ona öğretiyorum. Yani makinede şunu yap, bunu yap. Parçayı şu şekilde bağla, bu şekilde bağla, düğmeye bas. O şekilde eleman arıyorum. O şekilde eleman da bulmak çok zor. Yani ben şu anda hiçbir işten anlamasa dahi. Ne kadar mesela işe başlattınız geldi. Dedi ki yarın sabah geldi. Ya Zafer Bey ben sizinle çalışmak istiyorum dedi. Evet. Yani işte askerliğini yeni yapmış gelmiş bir arkadaş. Sizle çalışmak istedi. Ne kadar maaş alacak mesela? Şu anda asgari ücretin üstünde maaş veriyorum. Ne kadar mesela? 6500 liraya yakın maaş veriyorum. Yeni gelen yani hiçbir iş. Servisi var, yemeği var. Öğlen yemeğini veriyorum. Servisini alıyor. Çocuklar servis getirip götürüyorlar. Öğlen yemeğini veriyorum. Yani 6500 liraya yakın maaş veriyorum. Hiçbir işten anlamıyor. Yani asgari vasıfsız bir eleman bu. Maaş verdiğim adam. Yani çocuğa göstereyim şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Yani çocuk hayatında silah sektöründe çalışmamış. Tezgahta, torna tesviye bölümünde çalışmamış. Tezgahta çalışmamış. CNC tezgahı zaten görmemiş. Ama ben çocuğa kalıba şöyle bağlayacaksın parçayı, şöyle yapacaksın. Düğmeye bakacaksın, hepsi o. O ne kadar sürede yetişir? Efendim? Ne kadar sürede öğrenir mesela o düğmeye basmasını? Mesela 3 ayda yanımda bir çalışan elemanım var. 3 ay oldu başlayalı. Şu anda inanın CNC'yi az bir şey kaldı öğrenmesine. Sadece programlaması kaldı. Diğer her şeyini öğrettim. Yani zeki oldu mu 3 ayda 5 ayda. Bir de meraklı ve sevecek. Parça sıfırını ne bileyim tezgah hata yapacağı konuları bilir. Hangi düğmenin ne işe yaradığını bilir. Parça sıfırlarını almaya başlıyor. Parçayı nasıl takılır ağzına. Makkabucu nasıl takılır, elması nasıl takılır onları artık öğrenmeye başlıyorlar 3 ay 4 aydan sonra. Ama tabii programlamak biraz uzun bir zaman isteyen iş. Ya şimdi hep de şu piyasada şöyle bir şey bir algı vardır. Ya işsizlik, müthiş bir işsizlik var. Ben inanmıyorum ona. Yok falan deniyor da şimdi sizin anlattıklarınıza bakıyorum iş var. İş var ama iş bir beğenmemezlik var şu anda. Z kuşağı mümkün yok sanayiye gelmek istemiyor. Niye? Çalışmak istemiyor. Bilmiyorum, meslek sahibi olmak istemiyorlar galiba. Yani bizim mesleğin ilerisi çok iyi. Silah sektörü dünyada ölmez bir meslek. Tabii tabii. Tornacılık. Tornacılık ölmez bir meslek. Mesleğin anasıdır aslında. Yani imalattan bizim sektör anasıdır. Değil. Şu anda sanayi otomotiv üzerine. Akdeniz sanayi sitesi. Otomotiv, İnanın, mobilya. Otomotivde de çalışacak çocuk yok. Yani benim arkadaşlarım var. Otomotiv arkadaşlarımız var. Onlar da işçi sıkıntısı çekiyor. Hiçbir yerde yani bir bizim sektör değil, torna sektörü değil. Her sektörde şu anda eleman sıkıntısı peki, var. Peki siz de baba yani dededen toruna doğru gidiyor.
Peki sizden sonra gelecek nesil var mı? Bizden sonra gelecek nesil maalesef. Çocuklarımız hep farklı dallarda okudular. Doktor oldular, mühendis oldular, hemşire olan var, fizik tedavici olan var, işletme okuyan var. Bizim çocuklarımız bizim sektöre hiç sıcak bakmadı. Niye? Şimdi mesela diyoruz ki ya başka çocuklar işte bizi tercih etmiyor evet. diyoruz ama biz aileden de dededen toruna gelen bir firmada da yani, aileden bir eleman bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Yani yaz tatillerinde çocuklarımız 26'şar 27 yaşında üniversiteyi bitirdiler. Şu anda makine mühendisi olan var, doktorumuz olan var. Yaz tatillerinde işler çok yoğun, eleman bulamıyoruz. Yardıma yanımıza çağırıyoruz. İnan akşamı zor ediyorlar. Biz bu mesleği yapmak istemiyoruz diyorlar. Aslında makine mühendisinin gelip bu işleri yapması evet, lazım. Aslında makine mühendisi yetiştirmemiz lazımdı. Çocuklar istemedi. Hiçbiri istemediler. Biz son nesiliz işin açıkçası. Yani babadan sonra biz. Bizden sonra şu anda bizim işimizi sürdürecek çocuğumuz maalesef yok. İnşallah gelirler de sonra pişman olurlar gelirler ama geleceklerini de sanmıyorum. Yıllık ihracatınız ne kadar tutuyor? Efendim? Yıllık ihracat miktarınız nedir? Dolar bazında. İhracat. Nasıl söyleyeyim? Ortalama. Net bir rakam değil de ortalama bir rakamınız vardır. 2 milyon dolar civarında. 2 milyon dolar. Evet. Yani aslında 2 milyon doları sadece bakın yurt içini demiyoruz. 2 milyon doları gören aileden birinin aslında bu paraya ortak olması lazım. Ama istemiyorlar. Yani bilmiyorum yıllardır bu sektörde çocukluğumuzdan beri bu sektördeyiz. Çocuklarımız artık yapmak mı istemiyor? Bu sektörden zevk mi almıyorlar bilemedim. Herkes farklı dallarda okudular. Hiçbirini makine mühendisliğine yönlendiremedik. Biri yazılım mühendisi oldu, biri doktor oldu, biri fizikçi oldu, biri işletme okuyor. Maalesef şu anda biz son nesiliz. Yapabildiğimiz kadar yapacağız artık biz de. 10 yıl olur, 15 yıl olur. Nasip bakalım. Evet, sevgili seyirciler. Aslında bakın Türkiye'de hep yakınıyoruz. İşsizlik arttı, işsizlik çok yüksek boyutlara ulaştı diye hep bir söylem var. Aslında işsizlik tamam var. Ama kime göre işsizlik var? İş var. Biraz önce hem Mehmet Öztürk, Sayın Zafer Özkan da ikisi de söylediler. İş beğenmemezlik var. Biz hep masanın öbür tarafında koltuk kısmında oturmak istiyoruz. Bizdeki büyük sıkıntı bu. Daha rahat, daha kolay işler istiyoruz. Oysa ki bu ülkenin, sadece bakın bu ülkenin de değil, tüm dünyanın teknik elemana ihtiyacı var. Teknik eleman bugün dünyanın neresine giderseniz gidin en kıymetli elemandır. Çünkü teknik eleman zor yetişir. İşin tekniğini bilen insan zor yetişir. Bir teknik elemanın yetişme süresi iyi bir teknik eleman 10 yıldır. 10 yıldan önce teknik elemanın yetişmesi mümkün değildir. Yetişir ama istenilen seviyede değildir. Aslında ne kadar önemli olduğunu buradan anlamak lazım. Ve teknik elemanların aldığı ücretlere baktığımız zaman dünyada daha üst seviyededir. Ama maalesef biz bunun kıymetini bir türlü bilemiyoruz. Bakın yatacak yer var. Barınma sıkıntısı yok. Vasıfsız bir işçi işe başladığı zaman asgari ücretin üzerinde maaşla, sigortasıyla, yemeğiyle, servisiyle başlıyor. Ki ben anladığım kadarıyla çok kısa sürede de daha yüksek maaşlara çıkabiliyor. Bugün Özkanlar Silah Sanayi'nde iyi bir ustanın maaşı sanıyorum 10 bin liradan aşağı değil. Ha, ülke şartlarında, günün ekonomik şartlarında bunlar iyi bir rakamıdır. O tartışılır. Onlar ayrı şeyler. Ama baktığımız zaman, kıyasladığımız zaman asgari ücretle iyi bir rakam. Aslında çocuklarımızı gelin biz mesleki eğitime de yönlendirelim. Önemli olan onların yetişmesi. Onlar yetiştiği zaman ülkenin geleceği. Bakın bir av tüfeği sanayi demeyin. Av tüfeği dediğimiz zaman hedef farklı. Hedef yivli silahlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk ordusuna silah üretebilmek. Bugün SİHA'lar ve İHA'lar da böyle çıkmıştır ortaya. Bugün av tüfeği, yarın makinalı tüfek. Yarın insansız sınırlarda kullanılan değişik tüfekler var efendim. Askeri tüfekler.
Onlar olabilir. Ve biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yani şu anda İbrahim Bey sözünüzü kesiyorum. Outvan'de Türkiye bir numara şu anda. Dünyada bir numara. Siz de Konyalısınız biliyorsunuz. 300'ü geçik firma var. Hiçbir ülkede bu kadar bir silah fabrikaları yok. Dünyada şu anda av silahı konusunda bir numarayız. İhracat konusunda da bir numarayız. Türkiye sanayisinde girişimci. 2001 yılında inanın silah ihracatta bir numara oldu. Birinci sıradaydı. 2021-2022 ortalarında birinci sıradaydı ihracatta silah. Geçen sene Amerika'ya acayip silah gitti. 2 milyon adet silah gitti Türkiye'den. Çok acayip bir potansiyel vardı 2021 yıllarında sonlarına doğru. Yani ihracatta bir numaraydı. Geleceğiz oralara. Biz Sayın Başkan'la bir devam edelim. Çünkü en son çıraklık okulunu yani yurdu da hallettik. Konuştuk orayı. Gençlere de oradan mesaj verdik. Şimdi sizin bir Endüstri Meslek Lisesi'nde yaşanan işte sıkıntılar var diyorsunuz. Nedir bu yani Endüstri Meslek Lisesi'nde? Nedir yani oradan sizin talebiniz ne de devlet ne yapıyor? Mesela İbrahim Bey şu anda Endüstri Meslek Lisesi'nde ülkemizde gerçekten Türkiye'nin her yeri meslek lisesinde doldurduk. Ama bu meslek liselerinde biraz önce sevgili kardeşim Zafer Bey'in de bahsettiği gibi onlarca meslek lisesi mezunu çalıştırdım dedi. Stajyer çalıştırdım, bunu benzeri. Bir tanesi iş yerinde kalmamıştır. O çalışanların, staj görenlerin bir tanesi gelip o işi yapmamıştır. Evet. Şimdi sanayi sitesinde ara ara biz de bizim meslek lisesindeki öğrencileri ziyaret ediyorum. Soruyorum öğrencilere, siz ne olacaksınız buradan mezun olunca? Bizim okulda 4 bölüm var. Otomotiv, makine, metal, ahşap bölüm var bizim sanayi sitesinde. Yani öğrenci diyor ki ben diyor polis olacağım diyor. Birisi diyor ben asker olacağım diyor. Birisi ben bu işi yapmayacağım. O zaman burada yanlış giden bir şeyler var. Devletin, oysa ki meslek liseleri aslında pahalı bir eğitim. Eğitim çok pahalı. Çünkü makineler alıyorsunuz, öğretmenler koyuyorsunuz, ekipman alıyorsunuz, her şey yapıyorsun oraya. Meslek liselerinde mezun olan öğrencilerin %80'i, %90'ı daha da çok diyebilirim, mezun oldukları işi yapmıyorlar. Devlet de buralara işte okullar açıyor, bu çocukları aileler gönderiyor veya tercih sistemine göre. Buralardaki buna benzer birçok yanlışlar vardı. Neydi? Örnek veriyorum biraz önce dedim. 4 yıllık eğitim var meslek lisesinde. Çocuk zaten meslek öğrenmek için gelmiyor okula. Niye geçiyor? Bir tercih sıralamış. Anadolu'dan diğerlerinin belli bir puanı var. Sıraladın. En son nereye gelmiş buraya? Meslek lisesi. Liseyi bitirmek için geliyordu. Liseyi bitirmek için ana amacı liseyi bitirmek olan öğrencinin zaten oradaki o mesleği öğrenmesi, o meslekle ilgili eğitim alması da mümkün olmuyor. Buralardan biz bunları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, valiye, milletvekillerine her geldiğinde bizim gibi birçok sivil toplum örgütleri, esnaf odaları, ticaret odası, TOP veya diğer TESK bunları birebir ilgili kurumlara, bakanlıklara iletiyorlar. Bir yıl çocuk genel okuyor. İkinci yılda meslek bölümünü seçiyor. Okulda zaten yeterince bunların eğitim şeyi yeterli olmadığı için, alınamadığı için sadece dördüncü sınıfta bir 5 ay staj. O da 3 gün işletmeye gelecek, 2 gün okula gidecek. O 5 aylık stajda ne öğrenecek öğrenci? Zaten şu anda esnaflarımız %80'i meslek lisesinden stajyer kabul etmek istemiyor. Çünkü geliyorlar işletmelerdeki düzen de bu. Haftanın 3 günü geliyorlar ama. Şimdi sadece 4. sınıfta staj 4. var. Hı hı. Haftada 3 gün staja geliyor. 2 gün de okuluna gidiyor. Yazın tatil. Bayramlarda gelmiyor. Seyranlarda vesaire. O 5 aylık stajda ne öğrenecek öğrenci? Bunu çözemedik. Ülke olarak çözemedik bunu. Ne olması lazım? Öneriniz ne? Yani şimdi bununla ilgili bir kere bu çocukların buraya yani liseyi bitirme tercihi olarak değil de ben tornacı olacağım diyecek veya ben berber olacağım diyecek veya ben efendim mobilyacı bir şey olacağım diye gelecek. Bunlar için gelmiyor öğrenci. Mahalleye koymuşlar. En yakın nereye geçecek? Puanı zaten oradaki okula yetiyor.
okula liseyi bitirme için geliyor çocuk. Yani okula bir mesleği öğrenmek için. Mesela Antalya Konya altındaki Endüstri Meslek Lisesi'nde 1980'e kadar veya 85'e kadar, 90'a kadar diyelim, sınavla alınıyordu öğrenciler ve oradaki mezun olanlar birçoğu Antalya Dokuma Fabrikası, Karayolları, sanayi sitelerinde böyle inanılmaz derecede yetişmiş ustalarımızdı. Bugün Akdeniz Sanayi Sitesi, Meslek Lisesi'ni bitirmiş iş yeri son yıllarda açan sayısı tek elin parmaklarıyla gösterilecek düzeyde. Devlet okullarda tercih sistemini bu okullara gelişte değiştirmesi lazım. Bir kere öğrenciyi okullar alırken seçerek, yani hangi meslek istiyorsa ona gelmesi lazım. Onun dışında okulların atölyelerinde, biraz önce işte girişimci esnafımız dedi, atölyelerde makine yok. Şu anda CNC döneminde yaşıyoruz. Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki Endüstri Meslek Lisemizin atölyelerinden makine 1970'lerde, 60'larda kalan eski makineler. Biz bunları ilgililere, yetkililere söylüyoruz. Buralara hatta bakanlıktan daire başkanları da geldi. Onlara da iletiyoruz konuyu. Bu makinalarda bu çocuklar ne öğrenecek? Şu anda CNC operatörler lazım. Organizedeki fabrikalara da CNC operatörler lazım. Artık üretim yapacak. O elle yapma dönemi bitti. Ama onları kullanacak makinaları, kullanacak teknik eleman nerede yetiştireceğiz? O okullarda çıraklara, meslek lisesi mezunlarına yetiştireceğiz. Şimdi otomotiv bölümü açıldı okulumuzda. 2 yıl otomotiv öğretmeni yok. Düşünün, Antalya'da gibi metropol bir şehirde, Türkiye'nin 5. büyük şehrinde sanayi sitesinde sanayilerden 2 yıllık üniversiteyi bitirmiş bir ustamız vardı. O ustamızı okulda şeye gittik, otomotiv dersine kaldık. Yani çok aksayan yerlerimiz var. Devletimiz bir çalışmalar yapıyor ama benim okulum 5 yıldır ben atölyesinin makinelerini çözemedik. Kaynak atölyesi var, bir sürü eksiği var. Mobilya atölyesi var, bir sürü eski makineler, diğer şeyler. Yani bu konuda tüm ilgili kurumlara bu taleplerimizi ilettik, getirdik, gösterdik. Okul idaresi, bakanlıklara yazılarımızı yazdık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu okulun eksikleriyle ilgili. İşte biz bunları başaramadığımızda, bunları beceremediğimizde, bundan hepimiz sorumluyuz. Biz sadece devlet olarak söylemiyorum. Buradaki tüm bu işte alakadar olan insanlar sorumlu. Beceremediğimizde ondan sonra ülkenin her yerinde nitelikli insana ihtiyacı. Peki yani devletten hep bu talepleri istiyoruz ama sanayici olarak, sanayideki esnaflar olarak, yani küçük sanayiciler buna destek koyabiliyor mu? Elini taşın altına koyabiliyorlar mı yani? Abi şimdi geçmiş yıllarda, belki ekonominin iyi olduğu yıllarda, sonuçta bizim milletimiz aslında bu tür destekleri birebir olan bir millet. Girişimcilerin okulun eksiklerinin giderilmesine, teknik malzeme desteklerine her türlü desteği oluyordu. Ama son yıllarda ekonominin hızlı bir dalgalanmasından sonra şimdi esnaflarımızın ve girişimcilerin okula çok büyük destek olabilmesi gerçekten zor. Bazen okullarımızın talepleri oluyordu. Geçmişte rahat bir şekilde esnaflarımızdan gideriyorduk bunu ama son yıllarda bunu giderebilmek o kadar kolay olmuyor. Yani onu da söyleyeyim. Meslek liselerine ilgili bakanlık... İsterseniz meslek liseleri bölümünü bir kısa bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra bir azıcık bir nefeslenelim, soluk alalım. Ondan sonra tekrar tamam, konuşmaya devam ederiz. Sevgili seyirciler, aslında gördünüz. Bir dokunduk, bir naha işittik. Bunu da duyması gereken yerler var. Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Vali ve Milli Eğitim Bakanlığı. İnşallah duyuyorlardır. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Thank you.
Evet sevgili seyirciler, Turuncu Koltuk'tan tekrar merhabalar efendim. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuklarımızı biliyorsunuz, Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk, girişimci küçük sanayici, aslında büyük sanayici, Zafer Özkan. Öyle yani küçük sanayici falan derken öyle küçümsemeyin. Evet. Yani biraz önce de anlattık programımızın ilk bölümünde neler yaptıklarını. Şimdi biz Sanayi Sitesi Başkanı Sayın Mehmet Öztürk'le kaldığımız yerden devam edelim. Ondan sonra Sayın Zafer Özkan'la biz yine bu tüfekle ilgili konuşacaklarımız var. Çünkü ihracatı var. Daha özel gelen siparişler var benim duyduğum kadarıyla. Özel kişilere özel tüfekler yapıyorlarmış. Özellikle yurt dışından geldiğini biliyorum. Çünkü başka şehirlerde başka insanlara tüfekler yapıldığını çok yıllarca haberini yaptığım için. Sevgili Başkan, şimdi ihracat yapan firmalarınız var. İşte küçük sanayicileriniz var, küçük orta ölçekli işletmeleriniz var. Hatta organize sanayideki firmalarla yarışabilecek bazı firmalarınız var. Fakat sizin oradan hani insan işte liseyi bitirince üniversiteye gider, üniversiteyi bitirdikten sonra kendine yeni bir alan açar. Sizin sanayide de böyledir. Küçük işletmeden başlar, küçük orta ölçekli olur, ondan sonra biraz daha işleri büyütür. Büyük sanayici olmak ister. Ama yer yok. Orada sorun neyle, ne hangi sorunla karşılaşıyor küçük sanayici? Şimdi ben gerçekten yıllardır kendim de bazen yastığa başımı koydum da şöyle düşünüyorum. Ya sanayide üretim yapacak, yurt dışına ihracat yapacak sanayici var. Ama buna yer lazım. Fakat yer yok. Yani organize sanayi sitesindeki aslında tahsislerde öncelik bu tür özellikle ihracata dönük, yurt dışına ihracata dönük üretim yapan yerleri oradan gökten kapıp hemen bir yer verip meselelerinin çözülmesi gerekiyor. Geçenlerde organize sanayi sitesinden bir abimizle sohbet ettim. Bugün 250-300'e yakın orada tahsis bekleyen girişimciler var. Yer yok. Yer sıkıntısı büyük. Tabii Antalya gibi çok hızlı göç alan turizm kentinde organize sanayi sitelerinde yer bulmak gerçekten sıkıntı. Yine sanayi sitemizde geçen bir tane esnafımız var, girişimci. Lazer makineleri üretiyordu. Tam 5-6-7 yıldır organize sanayi sitesinden yer talepleri vardı. Onunla ilgili yeni yeni bir çalışmalar yapmış orada işini büyütmeyle ilgili. O da gerçekten büyük bir gurur veriyor bize. Şimdi biraz önce de bahsettim. Bugün Antalya Organize Sanayi Sitesi'nde 60-70'e yakın, bugün yaklaşık 250'ye yakın bir fabrika var. Küçük ve orta ve büyük işlet ölçekli fabrikalar. Bunun 70'e 80'e yakını bizim küçük sanayi sitelerinden yetişti. Atölyecilikten yetişti. Bizim de dükkanı açtığımızda bir 40 metrekare bir yarım bir atölyemiz vardı. Kendimiz açtık. Tornacıyız. Mesleğimiz tornacıydı. Önce kendimiz başladık. Bir çırak aldık. Sonra bir usta aldık. Şimdi işte 750 metrekare yaklaşık bir iş alanında bu hizmeti veriyoruz. Sanayicilerimizin özellikle üretim yapan sanayicilerimizin en büyük taleplerinden bir tanesi bu üretimi yapabilecekleri daha büyük alanlar yapmak. Şimdi organize sanayi sitesinde yer de pahalı. Bugün 5 dönümlük bir en az yani 5 dönümlük bir arsayı organizeden çıkmış da alacak olsan yaklaşık 20 milyon gibi bir rakam. Bunu 20 milyon da üzerine kapatmaya inşasına vereceksin. 40 milyon. En azından bir 10 milyonluk da makine, ekip, ekipmanı buranı da oraya taşıdığında ne yapacaksın? Daha ofislerini, diğer içerilerin donanımını alacaksın. 50 milyonluk bir yatırım gerekiyor. Bir de yer bulamıyor. Tabii küçük girişimci de oraya gittiğinde bunun artısını eksisini hesaplamak zorunda kalıyor. Çünkü gidip borçlanma yaptığında da günümüzde bunun altından kalkabilmek de mümkün değil. Sonra daha ekonomik krizlerle karşı karşıya kalıyorsun. Ben
Bu Özkanlar Tüfek bugün 100 silah üretiyor. Bizim sanayi sitesinde. Bunun orada daha büyük bir alana taşıdığında hem farklı silah türlerinin üreteceğini hem de bu kapasiteyi günlük yüzdeyi de 200-300'lere çıkarıp ülkemize daha büyük döviz girdileri, daha çok insan çalıştıracağına inancım sonsuz. Bu konuda yine Akdeniz sanayi sitemizde daha önce burada yurt dışında üretilip yine bizim Sear Torna dediğimiz tezgahı İtalya'dan alıyorduk bundan. Yaklaşık bugünkü değeri 200 milyar gibi, 200 bin lira gibi bir rakama alıyorduk. Bugün Akdeniz sanayi sitemizde yani bizim sanayi sitemizde bunu 70-80 bin liraya üreten ve dünyaya ihraç eden yine Zafer arkadaşımız gibi Rusya, Ukrayna, diğer Azerbaycan, Mısır, diğer ülkelere bizim sanayi sitelerinden üretip ihraç eden küçük ölçekli atölyelerimiz var. Bunların da hayalleri büyük, işte organizeden bir yer alıp orada işlerini büyütmek. Ben devlet yetkililerimizin veya organize sanayi müdürlüğünün bu tür yurt dışına, ülkemize direkt hemen yani bunlar üretiyor, oraya gittiklerinde işte üreteceğiz de hayal değil. Bunlar şu anda sanayi sitelerinden üretip dünya pazarlarına ihraç ediyorlar bunları. Bu esnaflarımıza direkt bunlara destek olması lazım. Bize de değil. Ben de torunacağım ama biz iş piyasada fason çalışıyoruz. Ama devletimizin tüm kurumlarının bu işletmelere, direkt ihracat yapan işletmelere destek olmasını ben cani gönülden istiyorum. Şimdi burada o zaman Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve aynı zamanda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan Sayın Ali Bahar'a sesleniyorum. Evet. Sayın Ali Bahar. Bunlara öncelik. Hani çift kanatla uçacaktınız ya. Evet. Şimdi hem organize sanayi hem ticaret odasıyla çift kanatla uçacaktınız. Tamam, çift kanatla uçacaksınız ama o kanatlarınıza buradaki organize sanayi bölgesinde iş yapmak için can atan girişimcilerde kanatların bir yerine takarsanız evet, hep beraber uçarsınız. Yoksa sadece kendiniz uçarsanız bir işe yaramayacak. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani ellerinden tutmanız gerekiyor. Küçük orta ölçekli sanayilerden yani birincilikten süper lige geçmek isteyen sanayiciler var efendim. Bundan haberiniz olsun. Biz buradan size duyurmuş olalım. Ali abi biz organize sanayi sitesini ziyaret ettik. Onlar da bizi ziyaret ettiler. Hem organize sanayi bölgesindeki endüstri meslek lisemizdeki gerçekten yaptıkları çalışmaları yerinde gördürdük. Ali Başkan bize oraları gezdirdi. Biz de onları gerçekten takdir ediyoruz. Buradan oradaki organize sanayi sitesindeki endüstri meslek lisemiz oradaki KOBİ'lerimizin ihtiyacı olan tüm personelleri yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Atölyeleri var, modern atölyeleri. Tabi organizelerin statüleri daha farklı İbrahim Bey. Yani onlar kendi içinde bir yönetti. Biz bize de bizleri ziyaretlerinde de bize de Akdeniz sanayi ile ilgili her türlü ihtiyaçta sizlerin yanında olacağımızı söylediler. Bizlere de daha önceki süreçte birkaç sefer ziyaret ettiler. Biz de okulu ziyaret ettik. Oradaki bizim girişimcilerimizi ziyaret ettik. O ziyaretlerde de Akdeniz Sanayi Sitesi'nde küçük esnafımızda orta ölçekli KOBİ'lerimizin aslında bir işbirliğini çalışmasını da orada başlatmış bulunduk yani. Evet. Diyelim ve biz Zafer Özkan'ı sohbetimize yine kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ihracattan bahsetmiştik. Evet. Ve ihracatta da en önemli ihraç ettiğiniz ülkelerinde son dönemde de Avustralya var. Evet, bildiğim kadarıyla. Avustralya var. Bu yılda çok ciddi sayıda Avustralya'dan talep olmuş. Evet. Yaklaşık işte 10 bine yakın bir silah evet, talebi olmuş. Oldu, evet. Biraz anlatabilir miyiz? Yani bu ihracatı biraz daha açalım. Neler yapıyoruz? Ne ediyoruz oralarda? Valla şu anda dediğiniz gibi Avustralya yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Avustralya'da sonra Amerika'ya da yoğun bir silah verdik bu sene. Arkasından Rusya'ya da verdik ama şu anda yoğunluk Avustralya. Avustralya'da da otomatik
silahlar yasak olduğu için onu manuel şekilde çalıştırma sistemi yaptık onlara. Onlar da tek tek atış yapıyorlar. Avustralya'da otomatik silah yasak. Normal bu otomatik silahı biz manuel pompalı tarzı bir silah yaptık. Farklı bir silah yaptık. O ülkeye o modelden gönderiyoruz. Diğer ülkelerde sıkıntı yok. Diğer ülkelerde Amerika'da zaten hiçbir sıkıntı yok. Oralara otomatik gidiyor ama Avustralya manuel sistem silah ürettik. O sistemde silah gönderiyor şu anda. 2022'nin sonuna Ocak Mart gibi en son partiyi vermeyi düşünüyoruz. Ondan sonra süreçte de artık ikinci, üçüncü partilerin geleceğini umuyoruz. Artık bundan sonra da Rusya'dan tekrar siparişlerimiz geldi. Artık bandağı sokacağız. Avustralya'dan sonra Rusya var şu anda. Rusya'dan sonra bir Kanada'ya göndermeyi planlıyoruz. Bu şekilde ihracatlarımız devam ediyor. Şimdi ben ihracat yaptığımız ülkelere baktım. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Rusya, Norveç, Fransa, İngiltere, Azerbaycan, Ukrayna. Evet. Dünyanın en gelişmiş ülkeler aslında. Evet. Yani Almanya'yı göremez mesela. Almanya'da avcı yok mu yani? Almanya'da avcı var da Almanya'da silah fabrikaları biraz var. Diğer ülkelerde silah fabrikası yok denecek kadar az. Yani dediğim gibi biraz önce söylemiştim. Türkiye av silahında bir numara şu anda. Biz sürekli Almanya fuarları da katılıyoruz. Amerika'da fuarları da katılıyoruz. İstanbul'a da katıldık. Rusya'ya da katıldık. En büyüğü Almanya'da oluyor zaten Amerika'yla. Almanya'da genellikle otomatik tarzı silahlar almıyorlar. Çifte poze üzerine silah alıyorlar. Tabii biz çifte poze yapmadığımız için, otomatik silah yaptığımız için o ülkeye girmedik. Ama diğer ülkelerde de şu anda silahlarımız gitti. Başka ülkelerde. Onlarda da numunelerimizi gönderdik. Daha artık ihracatlarımız daha sayılarını arttırmayı düşünüyoruz yani şu anda. Şimdi mesela yaptığınız silahlardan böyle çok özel sipariş yani özel isimlere yani devlet büyüklerinden falan herhalde gelen sipariş vardır. Devlet büyüklerimizden bir vali beyimize vermiştik. Münir valimize Sayın vermiştik. Sayın Münir Karalı Hakan Başkanımıza bir silah hediye ettik. Genellikle ahşap kısmını numaralı ağaç takıyoruz. Artık siz bu silah sektörüne pek yabancı değilsiniz anladığım kadarıyla. Bunlarda ağaçlar 1 numara, 2, 3 numara, 5 numaraya kadar gidiyor. Tabii en güzel ağaç 5 numara ağaç. Yani baktığınız zaman hayran kalırsınız. Ne bileyim buralara gravür şeklinde nakışlar yapıyoruz. Artık isimlerini yazdırmak isterlerse isimlerini yazıyoruz. Farklı tetiklerin işte altın kaplama yaptırmak isterlerse altın kaplama yaptırıyoruz. Yani isteğe göre her türlü silahı yapıyoruz. Mesela ben Konya'dayken Konya'dan işte Hulu'dan ihraç edilen tüfeklerden bir tanesini o dönemin başkanı Baba Bush dedikleri George Bush'un döneminde. Evet. Ona çok özel bir silah yapılmıştı ki kendisi özel bir sipariş vermişti. Onun isteğine göre bir sipariş tabii yapılmıştı. Dedim ya. Var mı öyle yani yurt dışından böyle özel sipariş verip de şu anda yurt dışından genellikle standart avcılar kullandığı için ama iş piyasadan özel siparişler geliyor. Mesela bir arkadaşa yaptım yurt içinde. Ben dedi her şeyim özel. Vitrinlik silah istiyorum dedi. İnanın 1000 dolara yakın bir ağacı aldım. Yani ağaçlar çok pahalı. 5 numara ağaç. Ne ağaç kullanıyorsun? Ceviz böyle? Ağacı bunlar. Ceviz ağacı. Genellikle bunlar Bitlis ve İran tarafından geliyor ağaçlar. Cevizin en taban kökünden çıkıyor 5 numara ağaç. Yani bu arkadaşa yaptım bir tane özel. Ben dedi vitrinlik silah istiyorum dedi. İnanın 5 numara ağaç taktım. Gravürünü, gravür ustası Türkiye'de az bir usta vardır. İnan tam bir ayda işledi. Gravürü şu gövdenin komplesine gravür yaptı. Elinde tığ işlemeyle yaptı. Tam bir ayda işledi. Her şeyini özel yaptım. Tam bir vitrinlik silah oldu. Özel bir de çanta yaptırdım ona. Sandıkta bu çantalardan değil de çok güzel bir sandık, kilitli, şifreli çok güzel bir de kılıfını yaptırdık, çantasını yaptırdık. İnanır mısın harika bir vitrinlik tüfek oldu. Şu anda vitrine koydu. Yani sürekli görüşüyoruz. Karşısına kesin biz diyorum diye. Yani o kadar mükemmel bir silah oldu. Yani özel silahları yapıyoruz. Yani vatandaşın isteğine göre silahlarımızı üretiyoruz. Ne kadar şimdi bir tane özel yapım bir silah? Ben geldim size dedim ki ya Zafer Usta ben şöyle güzel bir silah istiyorum.
Yani bir vitrinlik silah şu anda arkadaşa mali 15 bin liraya mal oldu. 15 bin. Evet, 15 bin liraya mal oldu. Ama her şeyini özel takdımın. Özel silah. Yani ağacı da özel. Yani parçaları, yani iş piyasaya verdiğim silahlar parçalarında hiçbir değişiklik ama. Standart ne kadar mesela? Standart bir silah mı? Şu anda standartı 6500-7000 civarlarında. O şekilde. Yani benim bu iki tüfeğimden hariç iki modelim daha var. Onlara geldim, 4 tane modelim var. Aynı çalışma sistemi ama görsellikleri farklı hepsinin. Dördü de farklı. Yani 5000 liradan başlayıp 8000 liraya kadar silahım var. Şimdi bu silahları dediniz yani biz dededen gördük. Dededen ne gördüysek öyle yapıyoruz. Evet. Yani bir teknik okulumuz yok. Bir şeyimiz olmadan biz kendimiz çiziyoruz, kendimiz yapıyoruz. Peki şimdi avcılar zaman zaman şöyle bir silah istiyorum ya şu özellikleri olmalı dediği zaman siz o modelin üzerinde yeniden bir çalışma yapıyor musunuz? Tabii şu anda nasıl geliştiriyorsunuz yani silahları? Yani biz mesela bu yıl bir silah çıkardık. Bir iki yıl sattıktan sonra artık vatandaş yenilik istiyor. Yeni silahlar istiyor. Yani yeni görsellik istiyor. Biz iki yılda bir model değiştirdik. Yani biz ilk çıkardığımız modelden sonra bir model çıkardık. İki yılda bir model çıkardık. Artık sıkılıyor millet. Yani ilk modeli kullanmak istemiyor. Neyi değiştiriyorsunuz mesela? Görsellerini değiştiriyoruz. Başka çalışma sistemi aynı. Parçalar aynı. İnanın şu görselle şu görsel farklı. Öbür iki silahın görselleri farklı. Siz bakıyorsunuz benim bu hoşuma gitti diyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Başkanım geliyor benim bu hoşuma gitti diyor. Bunu alıyorsunuz. İkisi de farklı herhalde değil mi bu silahların? Görsellikleri farklı. Çalışma sistemi aynı. Çalışma sistemleri aynı. Evet. Ama sadece görsellikleri farklı. Görsellikleri farklı. Yani baktığımız zaman yani evet. Görsellikleri farklı. Başka yani çalışma sistem aynı. Sistem aynı. Ya zaten bundan onun arasındaki fiyat farkı nedir? Arasında 500 lira fiyat farkı var. 500 lira. Evet. Yani nereden kaynaklanıyor ona? Şu gövde işlemesinden işlemesi biraz zaman alıyor. O biraz zaman alıyor. Yani ilk yaptığımız model en ucuz silahımız o. O biraz daha işliği az ama bu İki parçadan oluşan bir silahımız. Yani iki malzemeden çıktığı için maliyet artıyor. Biraz da yani yapması uğraştırıyor. Fiyat farkları ondan dolayı fiyat değişkenlikleri oluyor. Sevgili seyirciler şimdi elimde tuttuğum silah. Aslında o Türkiye'de kimsede yok silahım. Patentli bir silahım. Bu. Evet elinizdeki silah. Şimdi, sadece Özkanlılar silah da bulabilirsiniz. Türkiye'deki ilk silahı da ben elimde tutuyorum. Aslında ben silahlanmaya karşı olan bir insan ama bunları öyle silah olarak görmüyorum. Bunlar aynı zamanda spor amaçlı. Av sporunda kullanılan evet, bir silah. Evet, av sporunda kullanılıyor. Şimdi bunu elimde tutuyorum, niye tutuyorum? Türkiye'nin tek silahı ama işte bizim küçük sanayi sitemizde ne kadar önemli bir iş yapıldığını hele hele dededen toruna bakın hiç arada üniversite falan yok. Yani makine mühendisliği yok. Bu konuda alınmış, işte silah sanayi konusunda alınmış bir eğitim yok. Ve tamamen kendi pratik zekalarıyla, kendi görsel zekalarıyla çizilmiş, üretilmiş, imal edilmiş bir tüfek. İnanın ki ülkemizde ne kadar önemli işlerin yapılabildiğini göstergesi bu. Israrla söylüyorum. Yani söylememin nedeni şu. Bizim Türk milletinin gerçekten yapamayacağı bir iş yok. Yapamayacağı bir iş yok. Bunlar örneklerden bir tanesini söylemek istiyorum. Bundan birkaç sene önce Türkiye Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 uçak sisteminden çıkarıldıktan sonra Antalya'da yine sanayi sitemizden bir esnaf kendisine imkan tanınmaz halinde F-35'i rahatlıkla üretebileceğini söylemişti. Hatta biz o dönem bu arkadaşın haberini yaptık ama birçok kişi siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz demişti. Aslında dalga geçilmediğini bugün Zafer Özkan'ın anlattıklarıyla öğrenmiş olduk. Demek ki yani sanayide silah, imkan verildiği zaman yani imkan olduğu Bey, sürece silah, yapılmayacak hiçbir şey yok. Çok hassas bir şeydir. Yani düşünün buradan Amerika'ya gönderiyorsunuz 5000 tane silah. Orada arıza yaptığını, bir şey olduğunu düşünün. Size maliyetler olağanüstü. Artık yani orada silah getirmiyor artık. Bağış yapıyorsun. Yani onun getirmek çok hacı borcunu geçiyor. Dikkat isteyen evet, bir dikkat üretim. İsteyen bir yani şey. Bizim zaten tornacılık, imalat çok hassas bir meslektir. Yani
Gerçekten arkadaşlarımızı biz tebrik ediyoruz her zaman. Sen Avustralya, dünyanın öbür ucundaki bir kıtaya bu sanayi sitesinden binlerce silah üretiyorsunuz ve yaklaşık 20 bin civarında bir silah üretiyorsunuz ve oraya gönderiyorsunuz. Bu gurur verecek bir çalışma bana göre. Sevgili Zafer Özkan, yani şimdi yaşadığınız sıkıntılar ne peki? Yani eleman sıkıntısını yaşıyorsunuz. Onun dışında yaşadığınız bir sıkıntı var mı? Yani devletten beklediğiniz destekler. Devletten bizim şu anda hibe desteklerimiz var. Mesela kalkınma bölgelerinde hibe destekleri çok. Ama Antalya'mızda maalesef bu yok. Antalya yani kalkınmış bölge evet, sayılıyor. O evet, açıdan. Mesela Burdur, diğer bölgelerde devlet daha çok destek evet, oluyor. Kalkınmakta de, olan şey. Bahsettik. Yani bu ihracatçılara devletin biraz desteği olması lazım. Mesela biraz da hibe desteği verirse, bize biraz da destek verirse biz daha büyümek istiyoruz. Daha güzel şeyler yapmak istiyoruz ama biliyorsunuz Antalya artık aldı başını gidiyor. Arsa fiyatlarıyla, kira fiyatlarıyla, yani işin içinden çıkamaz hale geldik. Biraz ihracatçıya desteklerini bekliyoruz. Tek sıkıntımız bu. Eleman sıkıntısımız, destek sıkıntımız. Başka Allah'a şükür bir sıkıntımız yani yok. Yani devlet biraz daha size bir omuz verirse, evet, omuz tutarsa, verirse sizin şu andaki mevcut çalıştırdığınız 20 eleman evet, herhalde... Evet. 50-60 elemanı evet, çıkar. Biz zaten onu yapmak yılda istiyoruz. Yılda yani. 2 milyon dolarlık ihracatınızda herhalde 5-6 milyon doları çıkar. Bulur gibi. İnşallah yani ülkemize döviz sokmak istiyoruz ama daha dediğiniz gibi desteklere ihtiyacımız var. Biraz daha büyümek istiyoruz. Artık hibrit silahlar yapmak istiyoruz. Biraz daha ihracatçıya desteklerini bekliyoruz devletimizin. Yani ihracat yapan firmalara. Şimdi yivli silahlar dediniz de, yivli silahlarda tabanca mı yapmak istiyorsunuz yoksa uzun namlulu silahlar mı? Tabanca da yapmak istiyoruz. Uzun namlulu yivli silahlar da yapmak istiyoruz. Avda kullanılan yivli silahlar var. Askeriye de çalışmak isteriz. Yani işi büyüttüğümüz zaman, teknolojiyi biraz daha çoğalttığımız zaman savunma sanayiye de çalışmak isteriz. Dediğiniz gibi biraz destek. Başka bir yani sıkıntımız yok. Şunu da sizde görüyorum yani o cevheri de gözlerinizden görüyorum. Destek verildiği zaman savunma sanayine, Türk ordusuna insansız uzun namlulu silah herhalde üretirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. İnşallah yapmak isteriz. Yapabilir misiniz? Yani azmelen de hiçbir şey kurtulmaz yani. Yapmak isteriz, yaparız da. Evvelallah o yönden hiç sıkıntımız yok. Evet. Şimdi programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Söylemek istediğiniz başka bir şey varsa hemen onları da alayım. Vallahi ben size çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığınız için. Başka bir söyleyeceğim şu anda konumuz yok. Başkanım varsa. Evet başkan, programın sonuna biz geldik. Neler bu imkanı istersiniz? Verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben buradan tekrar ailelerin çocuklarını mesleklere yönlendirmelerini talep ediyorum. Bize başvursunlar. Biz onların çocuklarına hem okullara, çıraklık okullarına, mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarını yaparız. Hem de ustalarımızın yanına yerleşmelerini, mesleklere, ustaların yanına yerleşmelerini sağlarız. Kalacak imkanı olmayan, buradan sizin vasıtanızla bizleri izleyen izleyicilerimize, yani sanayi sitelerimizde çalışıp Antalya merkezde bizim eski sanayi sitesi, Akdeniz Yeşil Sanayi sesinde çalışıp kalacak yer sorunu yaşayan veya çalışacak olan çocuklarımızın yeme içme barınmasını Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Akdeniz Sanayi Sitesi kooperatif olarak ücretsiz karşılıyoruz. Bu imkandan çocuklarımızın yararlanmasını istiyorum ve meslek sahibi olmalarını istiyorum. Yani artık günümüzün altın meslekleri bunlar. Bugün meslek sahibi buradan yetişen bir gencimiz Türkiye'nin her yerinden işi bulabilir. Diyarbakır'a gitse de, Trabzon'a gitse de, İstanbul, Türkiye'nin her yerinde yeter ki bu altın bileziği koluna taksın. Ben sözlerimi bir esnaf şiirimizle izin verirseniz bitirmek istiyorum. Kara gözlerine şafak düşünce bir bilge derviştir esnaf sanatkar. Kepenk seslerine dua katınca dükkan dükkan iştir esnaf sanatkar. Ahilik yolunda yıkılmaz kale,
fecre dalga dalga yayılan hale, yurdumun her yerinde yanan meşale, sönmeyen gür ateştir esnaf sanatkar. Çırak odur, kalfa odur, çeker çileyi. İşinde Yunus'tur, bilmez hileyi. Ülkemde sarmış yedi bölgeyi, yiğittir, merttir esnaf sanatkar. Efendim, bize bu imkanı verdiğiniz için esnaflarımız, çalışanlarımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de saygılar sunuyorum. Sayın Başkan Mehmet Öztürk, size çok teşekkür ediyorum. Sayın Zafer Özkan, size de çok teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. İnşallah sizi İyivli Silah üretirken, Türk Silahlı Kuvvetlerine silah üretirken görmeyi de İnşallah. Allah bize nasip eder. İnşallah. Evet, sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Aslında bir kez daha söyleyelim. Gerçekten küçük sanayici deyip geçmeyin, küçük sanayilerden çok büyük işler çıkıyor efendim. Gerçekten pratik zekası olan insanların yer aldığı küçük sanayi sitelerine şöyle bir bakmak lazım. Yapılamayacak hiçbir iş yok. Bugün silah sanayi, yarın başka bir şey. Efendim, bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta aynı saatte tekrar buluşabilmek dileğiyle. İyi akşamlar efendim.